5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5 artı 5'i çarpım işlemi şeklinde tekrar yazınız. Sonra da bu ifadeyi 3 kez farklı çarpma yolları kullanarak yazınız. Evet, bunları istiyorlar. Çok şey istemişler. Neyse, yine de biz ilk kısmı yaparak başlayalım. Şimdi bunu bir çarpım işlemi olarak yazalım. Evet, burada 5'i kaç kez topladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez. Bunu düşünmenin bir yolu, eğer şimdi burada ne var dersem, burada kaç tane 5 var dersem, ben 5'i 7 kez kendisiyle topladım diyebilirsiniz, değil mi? Tam olarak bu. Bu 7 kere 5'tir. Bunu diyebiliriz. Tam olarak bu 7 çarpı 5'tir diye yazabiliriz ya da buna 5 kere 7 diye de bakabiliriz. Ben bunu henüz matematik işlemi şeklinde yazmıyorum bile. Sadece şunu diyorum. Bak, eğer ben bir şeyin 7 tanesini görüyorsam ve mesela bunlar elma ise tam olarak şöyle diyebilirsiniz. 1 elma çarpı 7 ya da 7 kere 7 tane elma diyebilirsiniz. Ne isterseniz, nasıl isterseniz. Şimdi bu durumda aslında biz o sayıyı birbiriyle topluyoruz. Ve bunun ne olduğunu ortaya çıkarabiliriz şimdi. Evet, hadi yapalım öyleyse. Ama bunu matematik işlemi şeklinde yazabilmemiz için şöyle diyebiliriz. 7 çarpı 5. Bunu aynı zamanda şöyle de yazabiliriz. Bunu 7,5 olarak yazabiliriz. Bu ve bu tam olarak aynı anlama gelir. Bizim 7 ile 5'i ya da 5 ile 7'yi çarptığımız anlamına gelir. Aslında sırayı değiştirebilirsiniz ve tam olarak aynı değeri yine elde edeceksiniz. Bunu 5 çarpı 7 şeklinde yazabiliriz. Yani buna 5 tane 7 ya da 7 tane 5 diyebilirsiniz. Nasıl isterseniz ya da 7 kere 5. Evet, aklınızı daha fazla karıştırmayayım. Sadece bunların hepsinin birbirine eşit olduğunu size göstermek istiyorum. Esas göstermeye çalıştığım şey bu. 5 kere 7, aynı şey. Bunları parantez içinde yazabilirsiniz. Şöyle de yazabilirsiniz. Evet, bunların hepsi aynı anlama gelir. Bu 7 kere 5'tir. Bunların hepsinin sayısal değeri, sonucu aynıdır. Yani bunların hepsi eşittir. Ve şimdi bunlara bu kadar çok çalıştığımıza göre yanıtları hesaplamaya çalışalım. Çok zor olacak. Eğer 5'i kendisiyle 7 kez toplarsak ne çıkar? Şimdi 5, 5 daha 10 eder. 10, 5 daha 15, 5 daha 20, 5 daha 25, 5 daha 30, 5 daha 35 eder. Yani bunların hepsinin toplamı 35 etti. Gördüğünüz gibi bunlar aynı şeydir. Bunların hepsi 35'e eşittir. Ayrıca bir şey daha, bunu da düşünün. Bu da aynı zamanda tamamen aynı şeydir. Bunu nasıl yorumlamak istediğinize bağlı olarak 5 kere 7'dir. Bizden bunu yapmamızı istemediler ama yine de ben size bunu göstermek istiyorum. 5 kere 7 şöyle görünecektir. 7 artı 7 artı 7 artı 7 artı 7. Öyle değil mi? 5 kere 7 elde ettim. 7'yi kendisiyle 5 kez topladım. Burada 5 tane 7 var, birbiriyle toplanmış. Bunların hepsini toplarsanız siz de 35 elde edeceksiniz. İşte bu yüzden 5 kere 7 ve 7 kere 5 aynı şeydir.